BTV Haber Merkezi'nden mutlu günler değerli izleyenler. Yeni bir haber bülteni ile tekrar karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2015 yılı bütçe kanun tasarısı hakkındaki konuşmasında AK Parti'ye hedef alan açıklamalar yaptı. Buna göz yumuştur. Bu gücü kimden almaktadır? Kimse bunun bir düşünce özgürlüğü olduğunu ifade etmesin. Bu sözler... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2015 yılı bütçe kanun tasarısı görüşmelerinde Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Araştırma Merkezi bütçeleri üzerine konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, AK Parti'nin Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı hamle başlattığını söyledi. Bu gücü kimden almaktadır? Kimse bunun bir düşünce özgürlüğü olduğunu ifade etmesin. Bu sözler düşünce özgürlüğü değil, Atatürk'e karşı kinin ve düşmanlığın açıkça dile getirilmesidir. Osmanlıca eğitimini gündeme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç çekinmeden Atatürk'ün harf inkılabını Bağdat'ın yakılmasına benzettiğini de söyleyen Milletvekili Yalçınkaya, Osmanlıca tartışmalarıyla Atatürk ve Atatürk'ün bu topraklara kattığı değerlere yönelik saldırıların altyapısının yapıldığını ifade ederek şu şekilde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü 5. Din Şurası'nın açılışındaki konuşmasında açıkça hedef haline getirmiştir. Anlaşılmaktadır ki AKP'nin yıllardır içine attığı Atatürk dönemine karşı kini ve düşmanlığı artık açık bir şekilde dile getirilmeye başlanmış, hatta Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı bir hamle başlatılmıştır. Osmanlıca eğitimini gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç çekinmeden Atatürk'ün harp devrimini Cengiz Han'ın zalim torunu Hülagü'nün Bağdat'ı yakmasına benzetebilmektedir. Osmanlıca tartışmalarıyla Atatürk'e ve onun bu topraklara kattığı değerlere yönelik saldırıların altyapısı yapılmaktadır. İşte böyle bir dönemde bütçesi üzerine konuştuğumuz her iki kurumun başındaki ismin Osmanlı üzerine çalışmalar yapmış kişiler tarafından arasından seçilmiş olmasının bir tesadüf olmadığını düşünmekteyim. Tüm bu tartışmalar yaşanırken ne Atatürk Kültür, Dil ve Tarihi Yüksek Kurumu ne de Atatürk Araştırma Merkezi başkanlarından hiçbir tepki gelmemekte, konuyla ilgili bir açıklama yapılmamaktadır. Atatürk'ün sahip çıktığı kurumlar bile Atatürk'e sahip çıkmıyorsa kim Atatürk'e sahip çıkacaktır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Osmanlıca tartışmaları hazır gündemdeyken yıllar öncesinin büyük bir düşünüründen gelmiş olan şu hikmet dolu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük düşünür Konfüçyus'a sormuşlar. Bir memleketi idare etmeniz istenseydi ilk iş ne yapardınız? Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım demiş ve açıklamaya devam etmiş. Dil kusurlu olursa düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce doğru ifade edilemezse işler doğru yapılamaz. Bu durumda töreler ve kültür bozulur. Töreler ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yanlış yola saparsa işin nereye varacağını kimse kestiremez. 2005 yıl önce yaşamış bilge bir insan... Yaptıkları çalışmalarla kim zaman can kurtaran, kim zaman kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanları bu defa kendilerine yönelik hakaret ve şiddeti protesto ettiler. Olduğumuz hasta ve yaralıların hayatı ve her şeyden daha önemlidir. Onlar olmazsa olmazlarımızdan. En ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda hep yanımızdalar. Gerektiğinde kendi hayatlarını içe sayıp can kurtarmak için hep görevdeler. Ancak onların da şikayetleri var. Darp, hakaret ve tehditlere maruz kalan sağlık çalışanları bu defa kendilerine yönelik şiddeti protesto etti. İnsan onurunu içe sayan davranışlara maruz kalmaktayız. Kimi zaman ihtiyacımız olan bir vatandaşa yardım için binmiş olduğumuz ambulansla seyir halindeyken bazı kendini bilmez sürücülerin arkadaşları yaptıkları tacizlere, kimi zaman sözlü sataşma ve tehditlere, kimi zaman olay yerinde... Bartın Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eyleme, aralarında 112 ambulans servis çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sağlık personeli katıldı. Sağlık çalışanlar adına Sağlık Sen Bartın Şubesi Başkanı ve Memur Sen İl Başkanı Naci Durmuş bir basın açıklaması yaptı. Naci Durmuş, Bartın'da sağlık çalışanlarının darp, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ifade edip, 112 ambulans servisi çalışanları başta olmak üzere diğer sağlık kurumlarında uygulanan her türlü şiddete, tacize ve sözlü saldırılara artık bir son verilmesini istedi. Sizden ve bizden
her şeyin iyisine layığız. Hukuki olarak kanunlar önünde ceza almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza yemin ediyorum. Tüm toplumun hep birlikte mücadele ve dayanışmasıyla üstesinden gelinecek bir sorundur. Tüm halkımızın bu konuda bizim gibi... Sağlık çalışanlarının gerektiğinde canlarını riske atarak görev yaptığında ifade eden Durmuş, sağlıkta şiddet, tüm toplumun hep birlikte mücadele ve dayanışmasıyla üstesinden geleceği bir sorundur. Tüm halkımızın bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz, sözlerini içeren bir konuşma yaptı. Psikolojik sorunlarımız olabilir. Hastalık, psikologlarımız, psikiyatristlerimiz var. Çünkü ben Bartın halkını tanıyorum. Bizim halkımız sevecen, iyi niyetli, fedakar ve iyilik bilir bir halktır. Sizden ricam bu konuları halkımıza yılmadan anlatın. Sağlık çalışanının sesi olun. Okulda mantar yetiştirdiler ve tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Umut İlkokulu'nda engelli öğrencilerin başarıyla sonuçlanan mantar yetiştirme haberini ekranlarınıza getiriyoruz. Bartın'da engelli öğrencilere yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Umut İlkokulu'nda öğrenciler oluşturulan özel odada saman ve ağaç kütüklerinde mantar yetiştiriyor. Mantarlarla yakından ilgilenen öğrenciler yetiştirdikleri mantarların büyüdüğünü görünce emeklerinin karşılığını almış olmanın sevinciyle yaptıkları işi daha da severek yürütmeye devam ediyorlar. Biraz sonra bunları da toplayacağım ben. Özel odada yetişen mantarların hasadını yapan engelli öğrenciler aynı zamanda üretimin her safhasında yer alıp yapılan işe destek veriyorlar. Okul mutfağında pişirilen mantarlarsa hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından büyük bir keyifle yeniyor. Ayda 100 kilograma yakın mantar hasadı yaptıklarını belirten okul müdürü İbrahim Yıldırım, yapılan işin her aşamasında öğrencilerin de yer aldığını söyleyerek hasadı yapılan mantarların öğrencilerin evlerine de gönderildiğini belirtti. Mantar yetiştirme safhasında öğrencileri yönlendiren ve öğrencilerin çok başarılı olduklarını ifade eden tarım öğretmeni Perihan Yücesoy ise mezun ettikleri öğrencileri hayata kazandırmayı amaçladıklarını ve öğrencilerin tüm etkinlikler gibi projelerde de aktif olarak görev aldıklarını söyledi. Daha sonra tohumları karıştırıyoruz. Tohumları karıştırıyoruz. Daha sonra poşetliyoruz, değil mi? Poşetliyoruz. Tamam. Deneyelim. Çocuklar için faydalı olacağını düşündüm. Çünkü mantar kısa sürede yetiştiği için. Hemen önce kütüğü ayarladık. Kütüğe yaptık. Daha sonra samanla da yaptık. Her aşamasında çocuklarımızı bulundurduk. Çocuklarımızı da işin içine kattık. Nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini çocuklarımızla beraber yaptık. Ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mantarlar çıkınca 4 gün içinde hemen hasatlık pozisyona geliyor. Bunun da bizim çocuklarımız için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede yetiştiği için. Yani çocuklarımız da severek sulamasını yapıyorlar. Hasat yaparken yardımcı oluyorlar. Yani faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani biz de burada tarım sınıfı olarak hani elimizden geldiğince üretim olsun, işte hasat olsun hepsi için yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Bu şekilde bize de çok zaten yararları dokunuyor, yardımcı olabiliyorlar. Yani ellerinden iş imkanı gelebiliyor. En iyi şekilde hayata hazırladığımızı düşünüyorum. Mantar üretimi konusunda yapabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki gerekli destekler ve yardımlar sağlandığı sürece. Yani yapabilirler. Evet. 6552 sayılı kanun kapsamında SGK prim alacakları
yeniden yapılandırılırken bu süreçte 5510 sayılı kanunun 4B kapsamındaki kişilerin prim borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi için SGK ile Halk Bankası arasında kredi işbirliği protokolü imzalandı. Halk Bankası ve SGK arasında imzalanan kredi işbirliği protokolü kapsamında protokol gereğince bankadan verilecek krediden 5510 sayılı kanunun 4B kapsamındaki sigortalılardan prim borcu bulunup 6552 sayılı kanun gereğince borcunu yapılandıran ve emekliliğe hak kazanan sigortalıların yararlanacağı belirtildi. Kullanılan kredinin taksitlerinin kurum tarafından bankaya gönderilen aylık tutarından kesileceği, ölüm ve malullük aylıklarının ise devamlılığı olmadığından banka ile imzalanan protokol kapsamında bulunmadığı açıklandı. Halk Bankası ve SGK arasında imzalanan protokolden yararlanmak isteyenlerin en geç 2 Şubat 2015 tarihine kadar SGK'ya başvuru yapması gerektiği hatırlatılırken, başvuru tarihinden itibaren de bir ay içerisinde Halk Bankası aracılığıyla kredi işlemlerinin tamamlanması gerektiği belirtildi. Bartın Eğitim Sen Başkanı İsmet İpçi düzenlediği basın toplantısı ile Eğitim Bir Sene tepki gösterdi. Sendikamıza ve mücadele anlayışımıza hakaret edilmiştir. Bartın Eğitim Sen Yürütme Kurulu adına açıklamalarda bulunan Bartın Eğitim Sen Başkanı İsmet İpçi Eğitim Bir Sene tepki gösterdi. Sanki eğitimi kaosa sürükleyen 4+4+4 uygulamasının altına imza atan, sanki öğretmenlerin ve öğrencilerin birikmiş sorunlarına rağmen siyasal iktidara bırakın en ufak bir muhalefet bile etmeyen, sürekli alkış tutan, sanki yolsuzluk operasyonlarına karşı miting örgütlemeyi marifet sayan, sanki eğitim bilimin ilkeleriyle bağdaşmayan karma eğitime son verilmesi, okul öncesi eğitimin zorunlu din dersi getirilmesi gibi dayatmalara taşörenlik eden, Bartın Kolcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir kadın öğretmenin elinde sopa ile nöbet tutan bir öğretmene karşı çıkması nedeniyle uygulanan baskının küfür ve tehdit düzeyine ulaştığını kamuoyuyla paylaşmaları sonrasında Eğitim Bir Sen Bartın Şubesi tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren İpçi, bazı haber sitelerinde Bartın Eğitim Bir Sen'den Osmanlı Tokadı başlığıyla habere yer verildiğini, ayrıca kendileri için sözde sendika gibi ifadeler kullanıldığını ve mücadele anlayışlarına hakaret edildiğini dile getirdi. Eğitim Bir Sen'in dayatmalara taşeronluk yaptığını söyleyen İpçi, aynı sendikanın AK Parti hizmeti, sendikacılık sandığını ancak Eğitim Sen Bartın Şubesi olarak tüm eğitim emekçilerinin eşit, adil, özgür, demokratik bir yaşam sürmesi uğruna mücadelesini yürüteceklerini, üyelerini de AK Parti ve yandaşlarının karşısında yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Da sendikamızın tarihini bilmekte suçlanmaktadır. Osmanlı şanlı bir devlet ismidir diyerek bize tarih dersi vermeye kalkışmaktadırlar. Ancak bilmelidirler ki Osmanlı bir hanedan ismidir. Devletin ismi Osmanlı İmparatorluğu'dur. Kaldı ki tarihi bilim insanlarından öğrenmeyi ilke edinen eğitim ve bilim emekçileri olarak bizler bu düzeyde tarih dersi vermeye yeltenenlerin alacağı yolun çok uzun olduğunu da bilmekteyiz. Eğitim Sen Bartın Şubesi olarak sendikamız üyesi olsun ya da olmasın, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm eğitim emekçilerinin eşit, adil, özgür, demokratik bir yaşam sürmesi uğruna mücadelemizi yürütüyor. Tam da bu nedenle hiçbir üyemizi AKP ve yandaşlarının karşısına yalnız bırakmayacağımızı bilinmesi gerekmektedir. Tam da bu nedenle herkes tarafından açık olarak bilinmelidir ki Eğitim Sen güneşi balçıkla sıvanamayacaktır. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Orhan Ağdacı, yönetim kurulu üyelerinden Murat Yıldırım'a desteklerinden ötürü teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Orhan Ağdacı, beraberinde ÜNİAK Başkanı Ömer Yılmaz ve Merkez İlçe Yönetim Üyesi Abdullah Karakuş ile birlikte AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldırım'ı iş yerinde ziyaret ettiler. AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldırım'ın her zaman partinin gençlik kollarına destek verdiğini ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Orhan Ağdacı, ziyaretteki konuşmasında Yıldırım'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gençlik Kolları Başkanlığı olarak AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Yıldırım abimizi bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
ticari faaliyetlerine de başarılar dileriz kendisine. AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Murat Yıldırım da gençlerin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirtip şunları söyledi. Ziyaretleri onurlandırdılar. AK Parti Türkiye'de gençlere ve gençlere sahip çıkıyor. Bununla ilgili Gençlik Kolu Başkanımız zaten Bartın'da faal ve aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Üniversite gençliğinde, Bartın gençliğinde ellerinden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ünal Başkanımız da sağ olsun üniversitede gençlerimizin sorunları ve dertleriyle ilgileniyor. Ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Zonguldak'ta özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan maden işçisi arkadaşlarının yardımıyla göçükten çıkarıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zonguldak Dilaver Mahallesi'nde özel bir şirkete ait olan maden ocağında öğlen saatleri sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında 33 yaşındaki Selami Yalçın toprak altında kaldı. Arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören diğer madenciler hemen yardıma koştu. Yapılan müdahalenin ardından ocaktan çıkarılan maden işçisi 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madenden ölü olarak çıkartıldığı öğrenilen Selami Yalçın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yollarda otomobil gibi kullanılan, hız kurallarını ihlal eden ve güpegündüz şehir merkezlerinde adeta cirit atan beton mikserleri bu defa Zonguldak'ta dehşet saçtı. Zonguldak'ta beton mikserin altında kalan kadının bacağı kopma noktasına geldi. Bülent Ecevit Caddesi çevre yolunda meydana gelen kazada iddiaya göre yaya geçidine 50 metre kala yoldan karşıya geçmek isteyen 48 yaşındaki bir kadına 67 EK 241 plakalı beton mikseri çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen kadının bacağı parçalandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken beton mikseri sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Burada bu yıllardan beri burada sorun. Karşıdan doğru şu pangedin kırılıp duvarın kırılıp çarşıya doğru denize doğru iki tane demirle beraber bu pangedin denize dereye doğru kaydırılması lazım. Çünkü şuradan geçiyoruz hepimiz. Bir bayan arkadaşımız çıkıyor karşımıza. Mecburen biz de yola iniyoruz. Onun için yetkililere buradan sesleniyorum. Bir an önce buranın halledilmesi lazım. Çünkü bunun arkası gelecektir bu şekilde. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ereğli'de İstasyon Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen olayda 18 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet 67 AZ 970 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken yardımına çarpıştığı otomobilin sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler koştu. Sen buradan mı gidiyorsun? Buradan böyle dönüyordum, buradan buraya geliyordum. Sadece çarşıdan dönüp dön arkadaşlar. Buraya gidiyorum. Doktoru ben hiç görmedim. Sadece şöyle kampona bir sorun ya. Kaza haberini duyarak olay yerine gelen Barbaros Ağa'nın çalışma arkadaşı, yerde yatan arkadaşının elini tutarak ona moral vermeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine geç geldiğini öne süren bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen başka bir motosiklet kazasında ise iki kişi yaralandı. Bartın Çaycuma yolunda meydana gelen kazada 74 BA 054 plakalı motosiklet bir anda kayarak devrildi ve sürüklenmeye başladı. Motosiklette bulunan iki kişi kazada yaralanırken yaralıların ilk müdahalesi 112 ekipleri tarafından yapıldı ve iki yaralı şahıs Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan şahıslardan birinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Beyim,
Zonguldak şehir merkezinde ilk ve tek AVM olan Demirpark AVM'nin satıldığı iddiası Zonguldak gündemine bomba gibi düştü. Zonguldak haberleri yayımlayan Halkın Sesi haber sitesinin haberine göre Zonguldak şehir merkezinde yer alan Demirpark AVM, Pegasus Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı tarafından 66 milyon liraya satın alındı ve haberdeki iddialara göre AVM'nin yeni isminin 67 burada olacağı okurlara duyuruldu. Satışı gerçekleştiği iddia edilen AVM'nin 22 Aralık tarihinde devredileceği bilgisi de okurlarla paylaşılırken Demir Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demir'den jet hızında yalanlama geldi. Salih Demir'in Pusula gazetesine yaptığı açıklamada AVM'nin satışı ile ilgili firmalarla görüşmelerimiz var ancak şu an el sıkıştığımız bir firma yok. Ali Sabancı'ya satıldığı yazılmış ama kesinleşmiş bir şey yok. Görüşmelerimiz de sadece onunla değil 2-3 firmayla da devam ediyor. Şirket olarak AVM'nin satışını planlıyoruz ama bu 2014'te mi olur, 2015'te mi olur bilemiyoruz. Sonuçta araba satmıyoruz dedi. Kastamonu'da sınır meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren sanık 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılının Mart ayında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan 60 yaşındaki Mehmet Ali Varışlı ile Mehmet Emin ve oğlu Mutlu Samutoğlu 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullandıktan sonra eve dönüşte tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Varışlı silahı ile Mehmet Emin Samutoğlu ve oğlu Mutlu Samutoğlu'na ateş ederek öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Varışlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürme suçundan hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasına cezaevinden telekonferans sistemiyle katılan Mehmet Ali Varışlı, tarla sınırı konusunda tartışma yaşadıklarını belirterek kafasına aldığı darbe sonrası silahına davrandığını ve bundan sonrasını hatırlamadığını söyledi. Varışlı, yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu kaydetse de mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Varışlı'yı toplamda 41 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kastamonu'da iki oğlunu iki ayrı traktör kazasında kaybeden yaşlı baba, teknolojinin tüm nimetlerini reddedip tüm işlerini Kaan'ı arabasıyla görüyor. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Bağdere köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Ahmet Özkal'ın iki oğlundan biri olan Hüseyin Özkal 20 yıl önce trafik kazasında öldü. Diğer oğlu Necati Özkal'ın da 16 yıl önce traktör kazasında hayatını kaybetmesi üzerine baba Ahmet Özkal adeta teknolojiye küstü. Oğlanımın biri 20 sene oluyor. Menfaat ederdi. Biri de 15-17 sene oluyor. Menfaat ederdi oğlanımı. İkisi de trafik kazasından gitti. Birisini kayanın arkasında bir belediye arabası kum çekiyormuş. Kum çekerken çocuğu üst yandan gelirken sağdan aşağı çoğulmuş. Çocuğu aşağı kalkmış yolun altına. Traktörüm vardı. O traktörü sattık. Davarım da vardı. Sattık. Hak edemedik. Sürenim de yok. Şimdi bu kuzeyle icare ediyorsun. Ezemiyorsun. Traktörüm yok. Durumum iyiydi evvelce fakat şimdi traktör falan gidince çocuklu da dağılınca perişan hale geldik. Böyle oldu. 80 yaşındaki baba artık her işini Kaan'ı arabasıyla yapıyor. İki oğlunu da trafik kazasında kaybettiğini anlatan baba kazalar sonrasında perişan hale geldiğini ve traktörünü de sattığını söyledi. Her türlü işini Kaan'ı arabasıyla görmeye çalıştığını aktaran baba Üskal, çocuklarını kazalarda kaybetmesinden dolayı traktörlerden nefret ettiğini ve bu yüzden traktör almadığını kaydetti. Bartınspor 3 puan hedefliyor. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Bartınspor, ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bafra Spor maçından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bal Ligi 5. grupta mücadele eden Bartınspor, haftalar süren galibiyet özlemini geçen hafta Atatürk Stadı'nda oynadığı Turhal karşısında aldığı galibiyetle sonlandırdı. Turhal Spor'u yenerek haftalar sonra galibiyetle tanışan kırmızı siyahlı ekip de sıkıntılı günleri de geride bıraktı.
İlk yarının son haftasında Samsun deplasmanında 1930 Bafra Spor'la karşılaşacak olan Bartın Spor bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Muammer Ayvaz ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından futbolcularına taktik idmanı yaptırdı. Atatürk Stadı'nda yapılan idmana iyileşen Aytaç da katıldı. 4 maçlık cezası sona eren Hanifi'nin de katıldığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yarın sabah saatlerinde maçın oynayacağı Bafra'ya hareket edecek olan Bartın Spor'da sakat olan İslam kafilede yer almayacak. Bölgesel amatör ligde ilk yarı 14 Aralık tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligin 12. haftasında kendi sahasında oynadığı Turhal maçını kazanarak haftayı 3 puanla kapatan Bartın Spor, camiasını ve taraftarını haftalar sonra ilk kez sevindirdi. Bartın Spor basın sözcüsü Murat Yıldırım, haftasında deplasmanda Bafra karşısında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Geçen hafta Turhal Spor'u yenerek kötü günlerin geride kaldığını belirten Murat Yıldırım, sezonun ilk yarısının son haftasında deplasmanda oynayacağımız 1930 Bafra Spor karşısında galibiyet için mücadele edeceğiz. Geçen hafta kendi sahamızda seyircimizin de desteğiyle gerekli olan galibiyeti alarak kötü günleri geride bıraktık. Aldığımız bu galibiyetle takımımızda moraller yerine geldi. Bu hafta 1930 Bafra Spor ile zorlu bir maç oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun Bartın'a galibiyetle dönmek istiyoruz. İlk yarı bu hafta sona erecek. Artık bundan sonra önümüze bakacağız dedi. Kardemir Karabük Spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Bursa Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hasan Doğan tesislerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda takım koşu ve kondisyon çalışması ile teknik çalışma yaptı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek, Samba Sol, Aykut Özer ve İbrahim Serdar Aydın katılmazken Traore takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kardemir Karabük Spor'da Bursa Spor karşısında hedef 3 puan. Ligde 12 puanla 18 takım arasında 15. sırada yer alan Karabük temsilcisi Bursa Spor maçından 3 puanla ayrılıp rahat bir nefes almak isterken futbolcuların gerçekleşen antrenmanlarda oldukça moralli oldukları gözlendi. Kardemir Karabük Spor'un sahasında Bursa Spor'u konuk edeceği ve mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşma pazar günü saat 13.30'da start alacak. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir haftayı daha sonlandırdık sevgili izleyenler. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle bizimle kalın, hoşça kalın.